kıymetli basın mensupları. 23 Haziran 2020 günü kurucular kurulu üyelerimiz ve Şanlıurfa'daki komisyon üyelerimiz Sayın Mehmet Emin Ekmen, Sayın Esum Aslan, Sayın Kerem Altun ve müfit yetkin üyeleriyle Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın da temsiliyle şahsıma tevdi edilen Deva Partisi Şanlıurfa Kurucu İl Başkanlığından genel merkezimizle yapmış olduğumuz istişareler sonucunda milletvekilliğine aday adaylık konusunda başvurmamın istenmesi üzerine il başkanlığından yakın zamanda istifa etmiş bulunmaktayım. Öncelikle güçlü destekleriyle bu yolculuğa başlamama vesile olan tüm hemşerilerime, beni öneren komisyon üyelerimize, Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yine bu hikayenin gerçekleştirilmesinde yer alan ekip arkadaşlarımın il kurucu heyetimize, il başkan yardımcılarımıza, il yönetim kurullarıma, il yönetim kurulu üyelerime, ilçe başkanlarıma, ilçe yönetimlerime, partimizin her kademesinde çalışan emektarlara çok teşekkür ediyorum. Bu görevi aldığımız andan itibaren özellikle yerel basının çok kıymetli mensup olan sizler hem kapılarınızı, hem gönüllerinizi, hem de güler yüzlüğünüzü eksik etmediniz. Size teşekkür etmeyi ayrıca borç biliyorum. Parti programımızda yer alan DEVA, kuvvetler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğüne dayanan, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile hukuki güvenliğin en üst düzeyde sağlandığı, evrensel değerler çerçevesinde, temel insan haklarının ve başta ifade ile basın özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin garanti altına alındığı, şiddet, korku, baskı, ötekileştirme, ayrıştırma ve ayrımcılığın yaşanmadığı, hukuka bağlı, vatandaş odaklı, herkesin insan onuruna yaraşır, yaşam ve refah standartlarına ulaştığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, milletimizin barış huzur içinde yaşayacağı, saygın ve güçlü bir Türkiye idealini gerçekleştirmek üzere kurulmuştu. Bu amacımızı gerçekleştirmek için bütün samimiyet ve gayretimizle çalışacağımıza, tüm vatandaşlarımıza söz veriyoruz taahhüdüyle ve amaçlarıyla bu yolda ilk adımımızı atmıştı. Şanlıurfa'nın devası olarak bizler de işte bu değerlere inanarak yola çıktığımız günden bu yana yaklaşık 3 yıllık bir süre geçti. Bu sürede pandeminin insan yaşamını tehdit eden zor koşullarına rağmen sayısız faaliyete bulunarak bu güzel şehrimizin sorunlarını dile getirme çabası içerisinde olduk. Saygıdeğer hemşerilerim, şimdi önümüzde çok önemli bir parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Şimdi inandığımız bu değerleri iktidara taşımanın zamanı. Tüm samimiyet ve gayretimizle bu şehrin sokaklarını adımlarken rastladığımız tüm umutsuz, tüm mutsuz insanların değişim ve yeni bir hayat arayışlarına deva olmak ve mücadelemizi daha üst düzeyde verebilmek, bu ülkenin ve bu şehrin sorunlarını çözmek adına 28. dönem milletvekilliği aday adaylığımızı ilan etmiş bulunuyoruz. Depremin değil, ihmalin öldürdü. Şanlıurfa'mızın günler öncesinden aşırı yağışa ve sellere maruz kalacağı kendilerince de kabul edilmesine rağmen telefonlarımıza mesaj yollamak haricinde hiçbir girişimde bulunmayan, en basitinden Abide Kavşağı'ndaki alt geçidi trafiğe kapatmayı bile akıl edemeyen basiretsiz yöneticilerin, eylemsizliklerinin ve ağır sorumsuzluklarının kurbanı olduk. Suyun bastığı alt geçit ve bodrum katlarında nefessiz kaldık, acı içinde boğularak can verdik. Yağmur yağdığından değil, zamanında alınması gereken önlemler alınmadığından onlarca insanımızı yitirdiğimiz, acıların tekrarlanmaması için zenginlerin yaşadığı semtlere rüşvet vermeden giremeyen atık toplayıcısının dramına deva olabilmek için yola çıktık. Yaşamakta olduğumuz ekonomik ve hukuki darboğazdan
şiddet dilini öne çıkaran, ötekileştiren, cari siyaset anlayışından kurtuluşun yolunun, hukukun temel prensiplerinin yerli yerine oturtulmasından geçtiği bilinciyle yola çıktı. Bu gerçekleştiğinde özgür düşünmenin ve düşündüğünü özgürce ifade edebilmenin önündeki tüm bentlerin yıkılacağını biliyoruz, buna inanıyoruz. Özgürlüğün önüne çekilen bentler ve bu bentleri kuranlar tarih boyunca özgürlüğün rüzgarına yenilmişlerdir. Tarihin tekerrür edişine şahitlik etmekle kalmayarak o rüzgara nefesimizi katmaya çalıştık. Seçmenlerin iradesiyle bu yolun sonunda oluşacak sağlıklı siyaset ve toplum atmosferinde beceriksiz ve sorumsuz kişilerin yerlerini liyakatli kişilere teslim etmek zorunda kalacağı inanç ve umudundayız. İşte bu umudumuzu, bu yükümüzü gerçekleştirmenin fırsatı önümüzde duruyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerinde ülkemiz ve kentimiz için bir dava zamanı. Değerli hemşerilerimi, yaşanmakta olan tüm bu adaletsizliklerden, yolsuzluklardan, bu ekonomik darboğazdan ve haksızlıklardan rahatsız olan herkesi birlikte yürümeye, bu yolculukta yanımızda yer almaya, umudumuzu büyütmek için bizi desteklemeye davet ediyor, seçimlerin buna hizmet etmesini diliyorum. Selam ve saygılarımla. Avukat Ahmet Türksüz, Deva Partisi Şanlıurfa Milletvekili aday adayı.